Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram Reels'larımda da görmüş olduğunuz ve bana çok sormuş olduğunuz mikrofonla birlikteyiz. Fine Fine markasının Tank 3 modelli hem USB hem de XLR olan modelli mikrofonunu inceleyeceğiz bugün. Gerçekten çok kaliteli bir sese sahip ve ben bunu sürekli videolarımda kullanıyorum hem arka planda seslendirme videolarımda hem de Instagram Reels'larda bu mikrofonu direkt olarak böyle takıp telefonumdan kullanabiliyorum veya işte bilgisayara kaydedip üstünden kayıt alabiliyorum. Birçok özelliği bulunuyor ve podcast yayınları tarzında böyle kardiyoid tarzında bir mikrofon olduğu için sesi direkt ön kısımdan alıyor. Şimdi kutuyu bir açalım hemen. Bak bu kutuyu açması birazcık zor ama şu anda ilk defa kolay açmaya çalıştım ve direkt çıktı vallahi helal olsun. Hemen şöyle bir pad bulunuyor. Şimdi burada Fine Fine'ın zaten görmüş olduğumuz gibi bir dergisi var. Dergi gibi kullanım kitapçığı aslında. Bu bütün mikrofonların içerisine neredeyse koyuyorlar. Ve burada nasıl kurulacağınız, ne yapacağınızla ilgili de bilgiler yer alıyor. Şimdi geldik bombaya. Şimdi burada sadece bir tane kablo var bu arada. Diğerini ben kullanıyorum. O yüzden tekrar kutulamak istemedim. Görmüş olduğunuz gibi ses kartlarınızda da kullanabileceğiniz mikrofon girişleri bulunuyor. Bir tanesi ses kartına, bir tanesi de mikrofona. Şimdi bunu bir koyalım şuraya göstereyim hemen size kutusu da bu arada güzel. Şimdi bak burada iki tane giriş var. Birisi Type-C, birisi normal ses kartı girişleri. Üç girişli oluyor ya büyük. Bu tabii ki de büyük girişi bilgisayarınızda kullanamazsınız ama profesyonel bir ses kartınız varsa bu mikrofonu takarak kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim mikrofonun yapısına. Bak üzerinde iki tane tuş bulunuyor. Bir tanesi buradan işte mikrofonun sesini açıyorsunuz. Bir tanesinde de kulaklığınızın sesini açabiliyorsunuz. Ayrıca burada bir 3.5 milimetrelik jack girişi bulunuyor. Bir kulaklık takarak buradan da kendi sesinizi duyabiliyorsunuz. Bu da podcast yayınlarında genelde şarkı kaydeden kişilerin çok fazla ihtiyacına yarıyor. Şimdi şurada burası plastik, burada plastik. Onun dışında güzel metal bir yapısı bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Fine Fine'in logosu var. Burada bir tane mutu alıp yani sessize alıp tekrar açma butonu var. Burada zaten yeşil yanıyor. Eğer sessize alırsanız da kırmızı yanıyor. Bunu birazdan göstereceğim. Alt girişine baktığımızda farklı bir şey yok ve yan tarafı da böyle. Tabii ki de bu mikrofonu böyle normal bir şekilde kullanamıyorsunuz. Yani masa standı bulunmuyor. Direkt bunu bir e, profesyonel mikrofon standlarına takmanız gerekiyor. O da bende vardı. Ben zaten o şekilde kullanıyorum. Şimdi size ses kaydını dinleteceğim ve ses kaydında göreceksiniz. Hani ne kadar kaliteli olduğunu zaten kameradan görüyorsunuz ama bir de ses performansını dinletelim. Ben genelde hiçbir zaman şöyle söyleyeyim. Bu Instagram Reels'larıma bakarsanız Hiçbir ses efekti ya da filtresi atmıyorum. Sadece sesimi bir tık yükseltiyorum. Yani sesimin mesela sıfırda oluyor montaj programında. Ben bunu gidip üçlere dörtlere çekiyorum. Biraz daha yükselsin diye. Tabi bunu mikrofon üzerinden de yapabilirsiniz ama mikrofon seviyesi en üstte. Bunu mikrofondan da açıp kısabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Şimdi ses patlamasın veya sesi içine almasın diye ben orta ayarda kullanıyorum bunu. Genelde ventilatör açık. Şimdi bu mikrofon rüzgar sesi almıyordur üstünde sünger olduğu için ama oradan bir ses geliyor. Bir de bu tarafta işte çalıştırdığım elektronik aletlerin fanları açılabiliyor. O yüzden ben genelde kısıkta tutuyorum ve sonrasında kısık gelirse sesi montaj programında hallediyorum. Şimdi gelin ses performansına bir bakalım nasıl bir performansı var. Bakın videoda ses kaydına geçmeden önce ben şöyle bir dönüştürücü aldım. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Benim telefonum Type-C girişli iPhone 15 Pro Max olduğu için bu kendi kablosu zaten Fine Fine'ın. Bir tanesi Type-C girişi görmüş olduğunuz gibi bunu mikrofona takıyorsunuz. Bu USB kısmını da ben bu şekilde hemen göstereyim. Takıp telefonuma takarak kayıt alabiliyorum. Bunu da ses performansına geçmeden önce göstermek istedim. Şimdi ses performansımıza geçelim. Evet dostlar geldik ses performansımıza. Herhangi bir efekt filtre gene kullanmıyorum mikrofonda size normal telefonuma taktığım şekilde sesimi iletiyorum ve görmüş olduğunuz gibi standa taktım mikrofonu şu anda konuşma sesim bu şekilde gene vantilatör çalışıyor bakalım bu bir rüzgar sesi alıyor mu susuyorum. sanırım almıyordur. Çünkü sesi bu arada en yüksekte ama bunu tabi siz ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi altı girişe kulaklık takarak hem sesinizi duyabilir hem de kayıtlar yapabilirsiniz. Bir tane kablo göstermiştim dönüştürücü. O dönüştürücü sayesinde ben şu anda çekimimi telefondan yapıyorum ve kabloyla direkt telefona bağladım. Direkt çekimdeki yani görüntü kameradan ses de mikrofondan geliyor. Direkt videonun üzerine yazıyor. Herhangi harici bir program vesaire kullanmıyorum. iPhone'un kendi kamera uygulamasıyla bu kaydı gerçekleştiriyorum. Ses performansı güzel üzerindeki tuşlar güzel hani kompak yani manuel şekilde hemen kısıp açabiliyorsun Bak şurada da mikrofonu susturabileceğin buton bulunuyor tekrar bastığımda mikrofon aktif olabiliyor. Zaten kırmızı yanıyor susturduğumuzda. Direkt tekrar bastığımızda da yeşile dönüyor konuşmaya başladığınızda. Ayrıca dediğim gibi ses kartınızda da kullanabiliyorsunuz. Gerçekten sağlam bir malzeme yapısıyla üretilmiş. Ben mikrofonu çok beğendim ve tüm kayıtlarımı dediğim gibi bununla yapıyorum ve gerçekten çok da memnunum. Geldik son bölüme. Şimdi kaydı bu mikrofonla bitirmek istedim. Daha doğrusu videoyu en azından alacak arkadaşlar. Sonuna kadar bir ses kaydı dinleyip hani kaliteyi yakından uzaktan görün. Olacaktır. Patlamaları bir tık alabiliyor. Yakından direkt konuştuğunuz zaman yani şöyle düşünün. Ben bu şekilde konuştuğum zaman patlamaları alabiliyor. Ama direkt mikrofonu bu şekilde verdiğimizde direkt ağız kısmımız daha karşıya baktığında patlamaları, çatlamaları almıyor. Bak şöyle de söyleyeyim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani buradan zaten örnek olacaktır. Evet, kutu yapısı da bu şekilde. Gerçekten kutunun üzerine de bakıyorum. XLR ve USB kontrolü olması çok çok iyi. Type-C girişinin olması zaten muazzam bir şey. Dediğim gibi Type-C bağlantısıyla birçok işinizi halledebiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere hani bir dönüştürücü var dedim ya o dönüştürücüyü göstermiştim tekrar koyarım buraya. O dönüştürücü olmadan buna type-c telefona da type-c kablo takarsanız çalışıyor bu arada. Yani type-c'den type-c'ye bir şarj kablonuz varsa bir ucunu mikrofona bir ucunu da type-c kullandığınız cihaza taktığınızda direkt çalıştırabiliyorsunuz. Bu mikrofon podcast yayınları için çok ideal olduğu söyleniyor. Gerçekten bence çok çok ideal bir mikrofon. Diğer markaların yüksek fiyatlarına vereceğinize buna daha uygun fiyatla alıp kullanabilirsiniz onlardan kat ve kat kaliteli marka ismi vermeyeceğim. Ama dediğim gibi 2 aydır deneyimlediğim için sizlere bir kullanıcı yorumu aslında paylaşıyorum. Yani bu mikrofonda hem sesimi net olarak dinleyebilin. Herhangi bir filtre efekt yok. Hem de kullanıcı yorumu yani bunun işte 20 desibel alıyor 60 desibel alıyor bunlara hiç girmeyeceğim. İnternet sitesinde zaten tüm teknik detaylarını görebiliyorsunuz. Benim size aktarabileceğim kullanıcı yorumu. Zaten bunu Instagram Reels'larıma girip bakarsanız yaklaşık son 10 videom herhalde bu mikrofonla çekildi ve hepsini de bununla yayınlıyorum. Aynı bu şekilde telefonuma bağlıyorum ve dikey bir şekilde çekimimi yapıp gene ses kaydım. Bundan görüntüm de telefondan oluyor. Video ile ilgili söyleyebileceklerim. Bunlar ben anlatırken sizlere detay çekimlerini, görsellerini paylaşmaya çalıştım. Sormak istediğiniz sorular olursa da gene yorumlar üzerinden ya da mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.